İstanbul'daki 3 milyonluk gasp öyküsünü hatırlayacaksınız. 10 gün önceydi. Holding yöneticisi Sibel Koçan aracından binmek üzereyken bir gasp çetesi tarafından öldürülmüştü. Yeni gelişmeler var konuyla ilgili. İlki, gaspçıların cinayet işlemeyi göze almalarına rağmen asıl amaçlarına ulaşamadıkları bilgisi. O gün Koçan'ın yanında tam 10 milyon lira olduğu ama gaspçıların o paranın sadece 1/3'ünü aldığı ortaya çıktı. Diğer gelişme ise soruşturma süreciyle ilgili. Polis önemli bilgilere ulaştı. Sır perdesi aralanmak üzere. Üzerinde o kadar para olduğunu nereden biliyordunuz? Bayağı bir takip ettiler ki burada para trafiğinin olduğunu biliyorlar. Neden yaptınız? Ataşehir'deki... İstanbul Ataşehir'de gasp edilen 3 milyon 300 bin lira, başından vurularak öldürülen holding yöneticisi Sibel Koçan, cinayette saadet zinciri şüphesi ve arabada kalan 7 milyon lira. Bir hafta önce yaşanan ve gizemini hala koruyan silahlı gasp olayında bugün şüpheliler adliyeye çıkarıldı. Neden yaptınız? Ataşehir'deki 3 milyon 300 bin liralık gasp olayında Asayi Şube Müdürlüğü 7 firarının olduğunu tespit etti. Ardından yapılan çalışmalarda 7 şüphelinin Balıkesir'de olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis Balıkesir'e gidip bir operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Üzerinde o kadar para olduğunu nereden biliyordunuz? O 7 kişi de yaklaşık 4 gün boyunca Asayi Şube Müdürlüğü'nde sorgudaydı. Polis silahlı gaspın arka planında ne var ne yok didik didik inceledi. Tüm kamera kayıtları günlerce mercek altındaydı. İşte o görüntüler polisi Balıkesir'e firar eden ve hepsi birer suç makinesi olan 7 şüpheliye götürdü. Neden yaptınız? Polisin Balıkesir'de operasyonla gözaltına aldığı 7 şüphelinin holdingle hiçbir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı. Yani hiçbiri holding çalışanı değildi, ancak polis güvenlik kameralarını incelediğinde, özellikle gasp anına baktığında o 7 şüpheliden ikisinin gaspa karıştığını tespit etti. Holding yöneticisinin aracında tam 10 milyon lira olduğu da ortaya çıktı. O para 3 farklı çantadaydı. Silahlı gaspçılar sadece içinde 3 milyon 300 bin lira olan çantayı alabildi. Dedektif gibi iz süren polis azmettiriciye ulaşmak için önemli bilgiler de elde etti. Saadet zinciri tarzı bir şey konuşuluyor. Bir sürü kişi mağdur bu konuda. Gasp olayının ardından polis holdingi mercek altına aldı. Holdinge bakıldığında yasal olarak enerji ve inşaat işleriyle uğraştığı görünüyor ama polisin incelemesinde bir saadet zinciri şüphesi de var. İşte polis şimdi bu şüpheden gasp çetesine ulaşmaya çalışıyor.